Ah benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sefer anında artık seferden dönüyorlar mı? Sefere mi gidiyorlar? Bir yerde konaklıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerine bir koyun kesip pişirmelerini emrediyor. Bir tane sahabe sizin gibi hemen kalkıyor. Diyor ki onun diyor kellesini kesmek bana ait diyor. Kurban da görüyoruz kardeşleri. En çok sevdikleri iş hayvanın kafasını kopartmaktır. Siz bu kadar da hevesli olmayın kardeşler. İkincisi diyor ki ey Allah'ın Resulü derisini yüzmek de diyor bana kaldı diyor. Üçüncüsü çıkıyor diyor ki o zaman da pişirmek bana kaldı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem madem diyor öyle yani biriniz keseceksiniz, biriniz yüzeceksiniz, diğeriniz pişireceksiniz, ben de diyor o zaman odun toplayacağım diyor. Ha ne kadar basit iş. Ben kelle keseceğim, sen deri yüzeceksin, öbürü pişirecek, Resulullah aleyhisselam çalı çırpı toplayacak. Kolay mı arkadaşlar? Belgrad ormanında piknik yapmıyorlar. Şamlar ormanlarında ağaçların dallarının düşüp de toplandığı bir bölgede oturmuyorlar. Çölde oturuyorlar, çölde. Kumun üstündeler. Ağaç yok. Dal nereden bulacaklar? Odun nereden toplayacaklar? Alan taraması yapacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe bunu işitir işitmez. Ey Allah'ın peygamberi sen otur, sen çalışma. Senin işine de biz yaparız diyorlar. Vallahi de yaparlar ki Peygamber aleyhisselam da öyle dedi. Dedi ki sizin benim de işimi yapacağınızı çok iyi biliyorum. Benim de işimi halledersiniz. Hatta bu ifadeler bize ait. Hayvanı bir kişi keser. O kişi derisini yüzer. O kişi parçalar. O kişi pişirir. Odun toplar. İkram eder. Bir kişi bunu yapar. Sahabe bunu yapar. Fatih abi kendisini de enayi görmez biliyor musun? Ya bu dernekteki iş gene bana kaldı. Orta öğretim çocuklarla beraber program yapıyor. Saat 9'da dağılıyorlar. Aha gene onların çöplerini toplamak bana kaldı. Yapmam. Enayi değilim çünkü. Yapamam. Saat 11'den sonra grup dağıldı. Çayı, bardağı, çorbasını burada bıraktı. Ellemem. Enayi değilim çünkü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim işimi de yapacağınızı çok iyi biliyorum. Bundan dolayı gocunmayacağınızı da çok iyi biliyorum. Tabii siz çöpleri bırakmayın ha. Bulaşıkları da bırakmayın. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Ama insan ya unutursun. Hata edersin. Tembellik yaparsın. Hırçınlaşırsın. Yapmıyorum be kardeşim. Bu andan itibaren toplamıyorum. Yerim ama toplamam. Atarım ama kaldırmam. Dağıtırım ama bir araya getirmem. Gemileri yaktıysa, ya ben de enayi miyim kardeşim? Bırak ortada dursun. Dernek mi kapanıyor? Mescit mi kapanıyor? Buradan kovuluyor muyuz? Ne olursa olsun demeyelim. Tıpkı Resulullah'ın ashabı gibi o işe tekrar elimizi atmaya gayret gösterelim. Ha. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir söz söyleyecek. Özellikle hoca abiler. Ben hoca değilim o yüzden yırtıyorum elhamdülillah. İdareci olan abiler. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok şiddetli bir söz söyleyecek. Diyecek ki ben sizin aranızda imtiyazlı olmayı diyor sevmiyorum. Bakın sizin aranızda ayrıcalıklı olmayı diyor sevmiyorum. Zira Allah da kulun arkadaşları yanında imtiyazlı olmasını asla sevmez dedi. Allahu Ekber. Pikniğe gittik 100 kişi. Hoca efendinin kürsüsü belli. Çadırı belli. İçeceği su belli. Yiyeceği ekmek belli. Bineceği arabayla ilk fırsatta gideceği yer de belli. Kardeşler çalışsınlar. Tabii organize olalım. Bir kardeş tuvalet yapsın. Diğeri yemek dağıtsın. Öbürü kardeşleri karşılasın. Biri de nasihat etsin. Ama benim işim bu kadar. Bundan sonrasını yapmam demesin. Kardeşleriyle beraber mıntıkada çöp toplasınlar. İmtiyazlı bir hale gelmesin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira Allah kulları içerisinde arkadaşlarına imtiyazlı yaklaşan, ayrıcalıklı yaklaşan, kardeş şurada pırpırlar var. Bu sakal burada öyle kolay uzamadı. Bu kadar ilmi biz rahlede aldık. Dert sahibiyiz kardeş. Senin yaşın kaç?
Ben senin yaşın kadar Allah yolunda mücadele ediyorum. Bırak da bu kadar keyfimiz olsun demeyecekmişiz. Senin de benim de peygamberden lüksümüz yok kardeşler. Senin de benim de peygamberden daha büyük bir konumda olacak durumumuz asla ve kat'a yok. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Medrese okuyan kardeşlerime sesleniyorum. Üniversite okuyan kardeşlerime sesleniyorum. Hasbel kader de omuzlarının üzerine idarecilik vurulan kardeşlerime sesleniyorum. Asla ayrıcalıklı bir sınıf olmayı tercih etmeyeceğiz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah ayrıcalıklı olanı, ayrıcalıklı davrananı asla sevmez.